Porsuncu'ya gitmiştim. Orada bir kardiyoloji doktoruna çıktım. Evet. Bana orada dedi ki senin kalbin dedi kran basamağı elektrik geri kopmuş dedi. Biri kopmuş dedi. Ne kadar yanlış ne kadar doğru neye zarar verir onu öğrenmek istiyorum doktor beyden. Peki Hüseyin Bey. Evet. Geçmiş olsun. Televizyondan takip ediniz efendim. Tamam. Sağ olun. Şimdi elektrik teli kopmuş tabiri doğrudan bir hastalıkla örtüşmüyor. Ama tahmin ediyorum neyi kastettiğini. Şimdi biz kalbi ben genellikle hastalarımı anlatırken bir eve benzetirim. Evet. Damarlarımız bu evin su tesisatını temsil eder. Kapılarımız kalp kapaklarını temsil eder. Bir odadan diğer odaya geçmek için kullanılır. Elektrik sistemi de kalbin ritmini, ritim bozukluğuyla ilgili problemleri tespit eder. Kalbin de bir elektrik sistemi var. Kalbin atımlarını düzenleyen, hızını evet. ayarlayan bir elektrik sistemi var. Ve bazı kişilerde doğuştan veya sonradan gelişmek kaydıyla hakikaten bir kısa devre diye tabir edebileceğimiz kalbin elektrik sisteminde bazı sorunlar oluyor. Bu hastalarımız ani başlayan çarpıntı ataklarıyla acil servislere başvuruyor ve bu damardan bir ilaç vermek suretiyle çözülüyor. Ama bu o kadar sık oluyor ki bazı hastalarımızda hastanın yaşam kalitesi bozuluyor. Yaşam evet. kalitesi bozulduğu zaman biz bu hastalarımıza elektrofizyoloji dediğimiz evet. Bir metotla bu ilgili kısa devre yapan noktayı tespit ederek orayı yakmak suretiyle radyo frekans ablasyon dediğimiz bir anlamda o bölgeyi yakıp devre dışı bırakmak suretiyle bu çarpıntı ataklarını ve ritim bozukluğu evet. ataklarını önleyebiliyoruz. Her hastada önemli bir sorun teşkil etmeyebilir. Ama bazı hastalarımızda dediğim gibi yaşam kalitesini bozacak şekilde sık sık hastaneye acil servise başvurmak zorunda kalabildiği için biz bu hastaları o bölgeyi yakmak suretiyle tedavi ediyoruz. Daha az olanların da ilaç tedavisiyle tedavi ediyoruz. Elektrik sistemi, evet. Elektrik teli kopmuş diye ifade edilen kısım bu aslında.